Uzman Data'dan merhabalar, ben Emrecan. Bugün sizlerle beraber Borsa İstanbul'da otomatik olarak, algoritmik bir şekilde bilgisayara gerek duymadan nasıl al-sat yapabileceğinizi göstereceğim. Ve ek olarak da bütün indikatörleri, farklı farklı indikatörleri nasıl kolayca kodlamaya gerek duymadan birleştireceğinizi göstereceğim. Bu videoda özellikle RSI ve MACD üzerine gideceğiz. RSI ve MACD nasıl acaba etki edecek? Akbank'ın dolar bazlı grafiğinde 2 saatlik mumlarda acaba nasıl et etki edecek ve bunu siz nasıl yapabilirsiniz? Nasıl onlarca farklı indikatörü tek bir indikatör kullanarak birleştirip geçmiş yönelik sonuçlarını görerekten bir alarm kurup ardından o alarmı uzman o datanın otomatik alsat botuyla bağlayabilmeyi nasıl yaparsınız bunu göstereceğim aslında. Şimdi öncelikle şu anda Akbank'ın dolar baz grafiğini açtım. Biz 2.akbank Akbank e, şurada slash'ı koyuyorsunuz. O anda 2.usdtr yapıp enter diyorsunuz. Ardından ultimate strateji eklemeniz gerekiyor. Açıklama kısmında ücretsiz deneyebileceğiniz bir link var. Göstergelerde yalnızca davet erişim kısmında Şimdi burada alarmlar kısmı var. Burada e, şimdi buna geçeceğim alarm kısmından kuruyorsunuz. Şurada ikinciyi seçeceğiz. Sadece emelleri gerçekleştireyim ve temizliyorum. Buraya yapıştırdığınızda sizlere verdiğimiz özel metni otomatik olarak bu aracı kurumunuzla bağlanıp kurduğunuz alsas sinyalleri oraya gönderilecek. Şimdi öncelikle burada bakıyorum iki saatlik grafiklerdeyiz. Özelliklere girelim. 2020 8 Ocak'tan beri yapılmış bir şey var burada. Ne olduğunu iyice bakacağız. Şu anda çok değerli bir strateji göstermiyorum. Sadece bir mantığı anlatmaya çalışıyorum. Bunu siz olabildiğince büyütebilirsiniz veya kendi stratejilerinize entegre edebilirsiniz Borsa İstanbul'un Borsa İstanbul'da otomatik alsat yapabilmeniz için. Ultimate Strateji ekledikten sonra ayarlara giriyorum. Burada bir sürü indikatör var. Bir sürü asas sinyali var. Bir sürü checkbox var. Buraya tıklayabileceğiniz yerler var gördüğünüz gibi. Bunlara tıklayarak onların sinyallerini aktifleştirebiliyorsunuz. MACD örneğin ki şimdi biz sizlere RSI ve MACD'yi göstereceğiz burada. MACD'de ben buy ve long exit'i aktifleştirdim. MACD'nin alım şartıyla hani pozisyonu kapatma şartını aktifleştirdim. Şu anda MACD al deyince alıyor, sat deyince de pozisyonu kapatıyor. Çok basit bir strateji. Burada bildiğiniz gibi stokastik. Şurada RSI'yi görüyorsunuz. Burada moving average cross'larını görüyorsunuz. İçim oku bulutu var. Bir sürü indikatör var. Hepsini inceleyebilirsiniz. Web sitemizde de zaten var hangi indikatörlerin içinde bulunduğu. İhtiyacınız olan bütün indikatörler açıkçası var. Şimdi ben MACD ve RSI'yi birleştirmek istiyorum. Normalde bunu yapabilmem için ya buna benzer bir indikatör bulmam lazım MACD ve RSI'nin birleştirilmiş oldu, ama onların da strateji testi var mı yok mu bilmiyoruz. Ya da kendim kodlamam gerekiyor. Açıkçası MACD ve RSI basit bir birleşim. Ama maddi RSI içimok, stokastik ve adx birleştirin desem bu çok çok zorlayıcı ve indikatör olarak bulunmayan bir şey. Fakat bu ultime strateji sayesinde bunu yapabiliyorsunuz. Şimdi Aresay'da ben 50'ye 50, 50 e, a, a, aşırı alım aşırı satım değerlerini girdim. Diyorum ki değil maddi al alsın, maddi sat ve RSI 50 değerinin altındayken satsın. Şimdi ben bunu biraz yana çektiğimde kazanç kas sayısı 1.88'di. %107 Net kazanç da %107 idi. Tıklıyorum. Long exit RSI küçüktür. Aşırı alım. Yani 50'nin altındayken satsın. Aynı anda da 50'nin altında olmasını istiyorum. V şartı var. Makti sat diyecek. Aynı anda da 50'nin altında olmasını isteyecek. Gördüğünüz gibi 1.88'den 2.01'e çıktı kazanç kas sayısı. Net kazanç ise yüzlerden 121 121'lere çıktı. Yani demek ki MACD ve RSI 2 saatlik Akbank'ın dolar bazlı grafiğinde 2 e, saatlik mumlarda bir, güzel bir birleşim yaptı. Güzel bir etki yaptı. Ve e, aslında mesela ben 121 ya 2.01 ya diyelim ki RSI 50'nin üzerindeyken de alsın diyorum. Yani e, MACD al diyecek ve RSI de 50'nin üstündeyse al diyecek. Gördüğünüz gibi düşürdü. 121'den 110'a düşürdü. Demek ki mantıklı değil. O yüzden bunu kaldırıyorum. Bu imkanı sağlıyor bize ultimate strateji. Şimdi diyelim ki biz RSI ile MACD'yi basit bir şekilde birleştirdik. Üstüne bir de Average Directional Index'i ekleyelim. Gördüğünüz gibi ADX burada. ADX'in alt sinyalini ekleyelim. Hemen koyalım bakalım 121'e 201'de acaba nasıl bir sonuç gelecek? 129'a çıktı 2.40'a çıktı gördüğünüz gibi çok daha iyi bir noktaya ulaştı bu şekilde olabildiğince maksimumu çıkartıyorsunuz fakat aynı anda da e, kapatılan işlem sayısını art fazla tutmanız gerekiyor 39 yani 2-3 işlem kapatmışsa çok mantıklı olmaz açıkçası e, o yüzden biz zaten bunların hepsini anlatıyoruz sizlere hazır kullanabileceğiniz örnek kullanabileceğiniz stratejiler var geliştirebileceğiniz stratejiler var İsterseniz onların üzerine çalıştırabileceğiniz bizim kendi hazırladığımız veya yatırımcılardan aldığımız stratejilerimiz de var bunun bunları da aynı şekilde üzerine durup üzerine geliştirebilirsiniz. Direkt kullanabilirsiniz isterseniz de tamamen sizin tercihiniz. Gördüğünüz gibi burada bir sürü indikatörü birleştiriyorsunuz. VWAP, Mavilim, Kaufman, Dungeon, Alpha Trend, Super Trend, Money Flow Index bir sürü indikatör var. Hepsini kullanabilirsiniz. isterseniz stop loss'lar koyabilirsiniz. Farklı backtestler yapabilirsiniz. Şimdi günün sonunda bir strateji hazırlıyorsunuz. Hazırlamış oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi alıp sattığı noktalar belli. Alıp sattı noktalar belli. Bunların hepsini Borsa İstanbul aracı kurumunuza bağlayabilmeniz uzman data sayesinde mümkün. Bunu şu anda Türkiye'de bir tek biz sunuyoruz. Uzaktan hiçbir şekilde bilgisayara ihtiyaç duymadan internete ihtiyaç duymadan, elektriğe ihtiyaç duymadan kendiniz training kullanarak şurada ultimate strateji seçiyorsunuz. Sadece emirleri gerçekleştir deyip mesajlar kısmına mesaj kısmına bizim verdiğimiz metni yapıştırdıktan sonra aracı kurumunuzla bağlanıyor hesap stratejiniz ve otomatik olarak al sat yapabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde eee bir bilgisayara ihtiyaç duymadan kısacası. Bu şekilde birden fazla indikatörü birleştirebilmek için Ultimate Strateji'yi siz de ücretsiz bir şekilde deneyebilirsiniz. Açıklama kısmına zaten linki var. Ee, oradan da e olabildiğince faydalı olacağını düşünüyorum. Bu şekilde farklı indikatörleri bir arada kullanmak isteyenler için. Aynı zamanda ücretsiz hesaplarda maksimum 2-3 tane indikatör ekleyebiliyorsunuz buraya. Fakat Ultimate Strateji sayesinde tek indikatör zaten bu. İçerisinde yaklaşık 25 tane falan indikatör var. Bunların hepsini ekleyebiliyorsunuz. Kısacası tek de kullanabiliyorsunuz. Umarım faydalı olmuştur ee, ve bu video aynı anda hem TradingView'da hem de YouTube'da aynı anda yayında olacak. Oralardan da bizleri takip ederseniz en büyük desteği sağlamış olursunuz. Videoyu beğendiyseniz aşağıdaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Aksi takılan soruları bizlere yorumlarda yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Başarılı trade'ler.